Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı emeklilere Temmuz'da gelecek zamla ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağı bilgisini verdi. Bakan bilginin son dakika açıklaması şöyle: "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak. En düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27 ila 28 29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak." 1100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak. Memura %30,5 zam yapıldı. Memurların maaşında toplamda %28 oranında bir artış yapıldı. Memurların toplu sözleşme zammını da %7,5 olarak uygulama kararı aldık. Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşı 2500 TL olacak. Emekli maaşları Temmuz ayında enflasyon oranına göre zamlanacak. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Temmuz zammı ile ilgili emeklileri heyecanlandıran açıklama geldi. Peki 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin emeklilere nasıl bir zam müjdesi verecek? Ocak ayında gelen %66'lık zam sonrası en düşük emekli maaşı 2500 liraya yükseldi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 1 Mayıs tarihi işaret edilip son dakika müjde açıklaması geldi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.